Başladın mı Hikaye? Başladım. Tamam. Şimdi benim annem için koca çok önemlidir, tamam mı? Seçeceğin koca, bizde şeylerle mesela bir kız yerini bulamıyorsa ölsün gebersin derler, tamam mı? Gideceğin yer çok önemli. Benim annem için de para çok önemlidir. Yani bir kocanın parası olsun mesela, sana küfür etse itifat gibi gelir. Bir gün oturdu bana böyle yaptı. Ya Semih, kızım bak, Esra'nın programına bir çocuk var. Hem Almanya'dan emeklisi var, hem Türkiye'den emeklisi var. Anne dedim, bu çocuk mu? 50 yaşına adı. Anne dedim, sen bunu kimin için beğendin? Kızım yaşa bakmayacaksın. Kocanın suratına bakmayacaksın kızım. Kocanın suratına at. Cebine bakacaksın, ne kadar vereyim sana. Öyle evlenirsin, kiraya çıkarsın. Ev sahibi cadır kapıya vurur. Tik tik tik. Para ver. Ne diyeceksin ona? Beyefendi, ben kiramı ödeyemedim ama kocamı seviyorum. Böyle bir şey yok kızım. Bunlar yalandır yavrum. Tek gerçek paradır kızım. Bak, o koca sana cunde 100 milyon versin, çufur etsin sana itifa çıkacak. Dersin ha, çufur etme. Sitte aldım ha, parasını veriyorsun. Böyle bir şey yok yavrum. Bak, gidersin. Bak, ben gece yatıyorum. Aklımı hep sen celiyorsun. Sen o bekarlığın bana dert oldu. Seni bir yere vereceğim. Gece yatıyorum, kabus da ciriba. Kızımın evine süt olacak. Yanına pirinç olacak, bir süt edecek. Ya bunları düşünemem. Ben rahat uyumalıyım. Ben zaten zor geçiniyorum, ben sana yardım edemem. Sen ki yere gideceksin, sen bana yardım et. Kızım bak, aşk nereyedir biliyor musun? Aşk mezaradır kızım. Aşk canlı değil, aşk yaşamaz. İnsan yaşar yavrum. İnsan neyle yaşar? Yemekle yaşar. Bugün pilavın yanında fasulye olmadı mı ne oluyor? Yiyemiyorsun, hoşuna gitmiyor. Yoğurtsuz pilav yedin mi? Ben yiyemedim, kaldırırım. Yoğurt neyle alınacak? Parayla alınacak. Bunlar hepsi maddi durum yavrum. Adamın içi yerden emeklisi var. Babanın nesi var? Bir çenesi var babanın. Yıllardır babanın çenesini dinliyorum, para da yok. Ortaya para da yok yavrum. İyi düşün çocuğum. İyi düşün, bak Kıvanç'ın hep parası var, hep tipi var. Ama Kıvanç sağa bakmaz. Şimdi eğri eğri doğruya doğru kızım. Sen çok güzel bir şey değil mi? Ona çok yakışıklısına bakmayacaksın. Parasına bakacaksın. Öyle mağazanın önünden geçersin, elbiseye böyle hayvan gibi bakarsın. Alamazsın çünkü cebine para var, alacaksın bir kilo domates. Elbise alamazsın. Bunlar zordur yavrum. Ben çöye... Bütün erkekler üstüme kirliyim. Herkes peşimdeydi, herkes. Ama babanın bir tipi vardı, o da zaten 500 sürmedi. 500 sonra babanı at çöpe. Ama ne etiyorsun? Aldın bir çare. Çeri de atamazsın. Ettim ondan uç çocuk. Zeytini sayarak yedim. Sana hamileyim yavrum. Aldık bir çuda zeytin. Aylarca onu yiyeceksin. Allah belamı versin. 5 tane yiyordum, 5 tane ayırıyordum yani. Ama şimdi zeytinleri böyle çikolata gibi atıyorum. Yavrum para çok önemlidir kızım. Bak öyle uzulursun, böyle seviyorum, aşıkım. Bunlar yok çocuğum. Bunlar yalandır yavrum. Her şey paradır kızım. Zaten seni kolay kolay kimse almayacak bu çeneyle. Ben seni doğururken aldıramazsın, şunu biliyorum. Bu kadar konuşmak olmaz. Benim annem hayatım, yani okul hayatım boyunca hiç toplantılarıma gelmedi. Hiçbir zaman. Bir kere geldi, o yüzden gelmedi zaten bir daha. İlkokul 5'e gidiyorum. Ben hep çok konuşan bir kızdım. Yani hiçbir zaman sessiz, sakin bir kız olmadım ben. Benim fıtratım bu. Fıtram bu diyormuşum. Şimdi annem gelmiş, hoca ona demiş ki Yasemin çok konuşuyor demiş. Yani ne derste susuyor, ne teneffüste susuyor. Ben Yasemin yüzünden ders anlatamıyorum demiş. Annem eve geldi, dertli dertli babama böyle yaptı. İrfan, ben katil olacağım. Bu kızın boğazını keseceğim. Bu eve susmaz. Okula susmaz. Sokağa bu nereye susacağım? Ben korkuyorum, bu ana karnına da konuşuyor. Ben bununla nereye dönüyorum ya? Bu kadar. Tabii durduramayacaksın, ben böyle mal...